Bakınız şu seçim de göstermiştir ki bu mesele sosyal medya meselesi değildir. Siyaset sosyal medyada yapılmaz. Kullanılır sosyal medya bir ayaklardan birisidir. Herhalde siyaset ve seçimler, siyaset sosyal medyada yapılsaydı, seçimler sosyal medyada kazanılsaydı zannediyorum Kılıçdaroğlu seçilirdi. AK Parti çoktan kaybederdi. Ama gördük ki öyle olmadı. Demek ki bir şekilde toplumla birlikte siyaset, toplumun içerisinde siyaset, bunu Cumhuriyet Halk Partisi fazlasıyla tartışıyor, tartışmak zorundadır da zaten. Dokunmaktan mı bahsediyorsunuz? Tabii dokunmak ve teşkilat çalışması, güçlü çalışma. Yani Saadet Partimizin güçlü il divanları, ilçe divanları, teşkilatları ile çok daha güçlü bir şekilde olması gerekiyor. Söylemle olmuyor, teşkilat çalışmasıyla oluyor. 10 tane milletvekilimiz var, bu baş tacıdır, alülal. Harika bir durum, harika bir sonuç. Ama sadece parlamento şeyi de yetmeyebilir, performansı da yetmeyebilir. Teşkilat, teşkilat, teşkilat. Yani zaten cihat ediyorsanız siz, yani en zor işi yapıyorsanız, hakkı tutup kaldırmak kolay bir iş değil, hakikaten zor bir iş. Siz en zor işe soyunduysanız, en çok meşakkati siz yükleneceksiniz, siz çekeceksiniz. Ve bu çalışmaları, seçim çalışmalarını biz ancak teşkilatlarımızla kazanırız. Teşkilatlarımızla bütünleşerek kazanırız. Teşkilatlarımızı heyecanlandırarak kazanırız. Teşkilatlarımızı bir ve beraber, bir bütünlük içerisinde inşa ederek bu heyecanı yakalar ve kazanırız. O da gitsin, bu da gitsin, o da olsun, bu da olsun değil. Hep beraber biz bir bütünüz. Ve bu bütünlüğü hep beraber topluma göstermemiz gerekir. Ben bu yolda inşallah hakikaten Milli Görüş'ün, Saadet Partisi'nin önemli işler yapacağını, yani tekrar o umudu biz oluşturacağız. Başkasından bekleyemeyiz. Yani umut biz olacağız. Bu umudu tekrar biz oluruz Allah'ın izniyle.